Açı Radyosu Müzik Kutusu programı. Merhaba çocuklar. Yeni bir Müzik Kutusu programıyla sizlerle beraberiz. Bahar iyice yüzünü gösterdi. Buna inanıyoruz. Güneş bizimle, neşe bizimle. Çocuklar, geçen hafta Dünya Tiyatrolar Günü'ydü. Okulumuzda da farklı etkinlikler yaptık. Sınıflarımızın içerisinde ve de bir sürprizimiz var. Bu haftanın sonunda bir tiyatro gösterimiz olacak. Üçüncü sınıflardan arkadaşlarımız Pessettino isimli bir kitabı tiyatral bir gösteri haline getirdiler. Oldukça heyecanlıyız, merakla bekliyoruz. Peki, tiyatro denilince akla ne gelir desek, Pessettino'nun küçük turuncu parçacığı olan 3B sınıfından Karahan bize ne söyler? Merhaba Karahan, hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi bugünkü konumuz tiyatro ile ilgili. Sana tiyatro ile ilgili bazı sorularım olacak. Öncelikle tiyatro senin için ne demek? Tiyatro benim için seyirciye, karşı tarafa bir duygu anlatmak istiyor bu tiyatro. Yani bir canlı, yani bu gidip de kayıt alıp da sinemaya yansıtmıyorlar bunu ekranlara. Bu bizim gözümüzde canlı oynatılan bir oyun. Sen hiçbir tiyatro oyununa gittin mi? İzlemek olarak mı yoksa oyuncu olarak mı? Şu an izleyici olarak. Gittim. Karga ve Tilki vardı. Öyle. Tilki ve Tavuk vardı. Bunun gibi şeylere gittim. Daha önceden gittim yani. Çocuk oyunlarına gittin genelde. Evet. Eğlenceli. Anaokuluna da gitmiştim. Hikaye gibiydi. Öyle. Tamam. Çok güzel. Peki bir tiyatro sahnesinde hiç bulundun mu? Bulundum. Bugün de bulundum. Pessettino olarak. Bize biraz Pessettino'dan bahsedebilir misin? Pessettino kendini arayan bir parça. Yani o bir parçacık. Bir iş yapamıyor ama aslında kendiliğinde duygusu çok büyük ve kendine güveni tam. Yani kendi benliğini arayan bir parça diyelim. Karahan, sana çok teşekkür ederim. Karahan ileride bir sahne sanatçısı olacak kadar rahat. Peki, mikrofonu uzatmaya devam ediyoruz. Bakalım ikilerden Deniz tiyatro için neler düşünüyormuş? Tiyatro nedir? Eğlenmektir. Tiyatro nasıl bir yer? Tiyatro çok güzel bir yer. Tiyatroda ne yapılır? Oynanılır. Ne oynanılır? Oyun oynanılır. Peki bu oyunlar nasıl oyunlar? Kostüm oyunları. Peki bizden bir şeyler yansıtır mı? Yansıtır. Sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel. Mikrofon sizde çocuklar. Her an her yerde. Size mikrofonu uzatabiliriz. Bazen tiyatroyu, bazen başka şeyleri sorabiliriz. Düşüncelerinizi almak, görüşlerinizi almak, size bu deneyimi yaşatmak bizler için harika bir duygu. Çok uzun konuştuk. Bir parçaya ne dersiniz? Şubavap'tan Bilmiş Çocuğun Şarkıları. Şubadan şubadan şubeyi, şubadan şubadan şubeyi ba, şubadan şubadan şubeyi, şub şub şubeyi şu. Şubadan şubadan şubeyi, şubadan şubadan şubeyi ba, şubadan şubadan şubeyi, şub şub şubeyi şu. Denizler mavi olurmuş, neden neden, neden neden? Mevsimler hep değişirmiş, nasıl nasıl, nasıl nasıl? Çocuklar, hayat bir sevdadır. Onu yaşayın. Kendinize bir iyilik yapın, herkese gülümseyin. Çünkü samimi bir sevginin yerini başka ne tutabilir ki bu hayatta? Hangi intikam daha güçlüdür kötülüğe iyilikle cevap vermekten? İnsan yaşadıkça zaten vazgeçmez ki sevmekten. Çocuklar, biliyorsunuz
küçük bir tebessümle değişebilir bütün dünya. Biliyorsunuz siz bunu. İnsanlığımız büyüdükçe büyür iyiliğin sıcak kucağında. İyilik üzerine yazılar, hikayeler, şiirler, öneriler, güzel sözler ve daha neler neler. Hadi hepimiz kendimize bir iyilik yapalım ve herkese gülümseyelim. Kalbimizden sevgi, yüzümüzden gülücük, ruhumuzdan mutluluk eksik olmasın. Tabii müzik kutusundan da şarkılar eksik olmasın. Yine Şubabap'tan geliyor. Gökyüzü kimin? Coşkuya geldik değil mi? Geldik bu haftanın rengine. Bu haftanın rengi Pessettino'dan çıkış yaparak turuncu. Bugün arkadaşlarımıza hangi rengi öğretelim Jojo? Şöyle eğlenceli bir renk seçelim Vanilla. Bana renk söyle. Bir renk söyle. Birlikte düşünelim neler var bu renk. Olsun mu bugünün rengi? Söyle bakalım bildiğin turuncu şeyleri. Portakal turuncu, havuç turuncu. Ne eğlenceli bir renkmiş turuncu. Şimdi sen söyle bu balonlardan acaba hangisi turuncu? Sevgili çocuklar, bu haftaki programımızı da burada sonlandırırken sizlerle beraber daha nice zamanlarda nice programlar yapmak istediğimizi asla unutmayın. Mikrofonumuz size çok yakın. Biz size ulaşana kadar siz küçük yüreklerinizle, kocaman adımlarınızla bize ulaşın. Ben de varım deyin. Ben de konuşmak istiyorum. Düşüncelerimi özgürce ifade etmek istiyorum diye belirtti. Programımızı yine Şubabap'tan bir parçayla sonlandıralım.
Bakalım ne gelecek? Eğlenceli bir parça. Bizi neşelendiren bir parça. Neşeli bir gün. Şubabap çocuk sizlerle. Açı Radyosu Müzik Kutusu programı.